Yeni bir OneBlock Skyblock bölümünden hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım haliniz, vaktiniz, keyfiniz yerindedir ve tatil umarım sizin için çok iyi gidiyordur. Bir iki günlük bir ara verdik işlerim nedeniyle. İlgilenemedim, oyunu da oynayamadım. Kusura bakmayın iki gün video gelmedi. Ama bugün inşallah bunları telafi edeceğiz. Evet, geçen bölümde hatırladığınız kadarıyla gittik Elytra'yı bulduk. Onlara büyü bastık. Ben bu arada boş durmadım. Buradaki köyü biraz geliştirdim. Daha hala yapılacak bazı işleri var ama büyük bir kısmını bitirdim diyebilirim. Şimdi onu da gösteririm size. Onun dışında bugün ne yapalım diye düşünürken yorumlarda gördüm bir Enderman farmı yapmamızı istemişsiniz. Onu da yapabiliriz bugünkü bölümde. Öyleyse şöyle başlayalım. Adamızda zaten çok fazla değişik bir şey yok. Her şey olduğu gibi. Dediğim gibi köye biraz ağırlık verdim. Resmen ne oldu? Kentsel dönüşüme girdi buralar. Buralar önceden böyle tuttuktu arkadaşlar. Şimdi burası kentsel dönüşüm alanına girdi. Dijital Kule konut idaresi buraları böyle düzenli insanların yaşayabileceği bir hale getirdi. Evet, buraya bir tane haritacı evi yaptık. Burada neyimiz var? Burada bir tane madencimiz var. Ne veriyorsun sen bize? 4 elmasa demir bot, çok pahalı. Yani ekonomiye can katmaya çalışıyoruz. Esnafımızla alışveriş yapıyoruz. Hal hatır ediyoruz. Sen ne veriyorsun? Güzel. Burası bildiğiniz gibi demirci evi. Yani hiçbir ayrıntıdan kaçınmadık. Her türlü ayrıntıyı da koyduk. Sadece bunların içine birer tane yatak koydum. Normalde biliyorsunuz buralarda yatak olmaz. Buraya iki tane kütüphaneci yaptım. Oğlum yatağınızı toplayın lan. Ne veriyorsun sen? Peksi de okumuş. Güzel. Sen ne veriyorsun? Sen de iyi. İyiymiş ha. Bunları ısıttırmadım. Bunların da bir ısırılmaya aslında ihtiyaçları var gibi. Okçu buraya bir tane koyduğum. Onun dışında basit bir köylü evi. Standart, klasik bir köylü evimiz var. Buraya bir tane motel yaptım. Otel mi, motel mi, pansiyon mu? Yani geneli burada yatıyorlar. Oğlum gidin işinize gücünüze bakın lan. Ne lak lak yapıyorsunuz burada? Buraya bayağı bir yatak attım. Bunları ben burada biraz çoğaltacağım, mesleklendireceğim falan. Onun için buraları. Burası da bizim normalde çiftliğimiz olacak da hala eksikleri var tabi. Camlarını falan koymamışız. Hala yapacak işlerimiz var anlayacağınız. Fena da olmadı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ya yerimiz dar. Yerimiz dar olmasa çok şeyler yapacağız da. İşte şuralara belki bir iki tane daha yapı sığdırabilirim. Şu aralara. Onun dışında çok fazla da bir yerimiz yok. Şunları biraz çoğaltsak iyi olur. Diğer tarafta dedik köyde diğer tarafa yaparız. Onun için benim güzel bir çakıl madeni bulmam lazım. Çünkü ciddi anlamda size de söylemiştim. 20 siteye yakın şey gitti. Toprak gitti. Stek, 20 stek toprak içinde benim bir o kadar çakıl bulmam gerekiyor. Burada da Ent diyarından topladığımız iki tane tohum vardı. Onları ektim. Onları çoğaltmaya çalışıyorum. Ne işimize yarayacağını merak edenler olabilir. Hemen söyleyeyim. Ben de bilmiyorum. Hiçbir işimize de yarayacağını sanmıyorum. Yani maksat yeşillik olsun diyeceğim ama bunlar da yeşil değil. Eflatun, mor gibi bir şey. Şuradan 3 tane daha tohum aldık. Neyse, bunları adamızın değişik yerlerine böyle eker atraksiyonlu sahneler yapabiliriz. Köyde de durmuyor. Onun dışında buralarda değişik hiçbir şey yok. Arılarımız duruyor. Çok arı var. Bunlarla artık uğraşamıyorum ya. Çok fazlalar yani. Şeyin de son durumu bu. Haritamızın şöyle bir atalım. Durum bu. Kentsel dönüşüm alanı burası. Garibanlara ev sahibi yaptık işte. Herhalde ufak tefek bir sevabı vardır. Evet, dedim bu bölümde gidelim bir Enderman farmı yapalım. Biliyorsunuz o farmın da 500 tane çeşidi var. Yani herkes bir çeşit yapıyor.
daha verimlisi var, daha verimsizi var, daha böyle göze hoş gözükeni var falan filan. Var oğlu var. Şimdi bize ne lazım olacak? Şunu şuraya atalım. Şunlarla bizim çok fazla bir işimiz olmaz. Şuradan biraz blok alalım üstümüze. Bir, iki. Bu eski klasik Enderman farmından yapacağım. Yani basit bir şey ama ne çok basit ne diğerinden arası bir şey işte. Şuradan ben gene birkaç tane ender pearl alayım da. Lazım olabilir. Haydi gidelim. Hoppa. Evet, geldik buraya. Şimdi şu fişeği bir elimize ver abi. Şunda işimiz yokmuş, almışız. Aslında yanımıza biraz da şey alabilirdik. Meşale. Buralar karanlık diyarlar. Şimdi doğduğumuz yer burası. Şeye buradan gidiyoruz. Biz şu tarafa doğru gidebiliriz aslında ya. Hiç yukarı çıkmamızın da bir anlamı yok. Buraları da benim bir değiştirmem lazım. Bu kum buraya nereden gelmiş yani? Muhtemelen orada kırdıysak şeyi buraya gelmiş olabilir. Demek ki buranın üstünü kapatmamız gerekiyor. Şimdi nasıl yapalım? Bura böyle benim biraz daha tenha bir yerden gitmem lazım ama ya. Şöyle çıkalım. Bakacağım. Şurası biraz daha tenha gibi duruyor. Hatta buraya gelmişken biz biraz endirmenlerle kapışalım. Biraz ender pearl toplayalım. Bize lazım olacak. Yapalım. Dilerseniz birkaç bölüm daha uzatabiliriz. Büyüydü, ne bileyim, Elytra'ydı, şuydu, buydu bir şeylerle yine uğraşabiliriz. Dilerseniz önümüzdeki bölüm bir finalde yapabiliriz. Bununla ilgili şeyi tamamen size bırakıyorum. Nasıl dilerseniz öyle yapalım. Şimdi arkadaşlar şuradan şöyle bir 128 blok gideceğim. 2. Evet, yaklaşık bir 200 blok kadar geldim. Şimdi buraya bir tane çember oluşturacağım. Adamızda yaptığımız çemberin aynısından bir tane yapacağım. Ve bunu yaparken aklıma geldi ki biz birçok şey unuttuk. Huni unuttuk. Tuzak kapısı unuttuk. Eve bir gidip gelmemiz gerekebilir. Ben hemen bunu yapayım. Eve bir uçayım. İhtiyacımız olan diğer malzemeleri alayım ve geleyim arkadaşlar.
birlikte öyleydik. Evet arkadaşlar, ben malzemeleri hızlı bir şekilde aldım geldim. Şimdi burası bizim platform yerimiz olacak. Önce buranın ortasını bir bulalım. Şöyle buranın ortası şu desek, şuranın ortası da şu desek, aynen burası. Şu blok. Buranın ortası bu. Önce burayı biraz aydınlatalım. Buraya tek blok olduğu için şey koyamayacağız. Şimdi öncelikle buraya hemen bir çatı yapacağım. Ve şunları da yerleştirirsek bu da bu işlem de tamam. Burayı komple kaplamış oluyoruz. Şunu da şöyle koyalım. Bunun ortasını bulalım. Bunun ortası bura. Şu blok. Şurası bunun ortası olacak. Şunu da şöyle kapat. Tamam. Evet arkadaşlar, şimdi hunimizin bir tanesini böyle tam bu ikisini de ortalayacak şekilde koyalım. Şimdi biraz kendimize sandık yapalım. Toplama, daha doğrusu yani şeyleri, endermenleri düşürüp toplayacağımız alanları bir oluşturalım önce. Şimdi şunun yanında da bir huni olacak. Bu bizim girişimizi kapatmasın. Şöyle bir tane şöyle, bir tane de şöyle koyarsak süper. Şimdi buralara bakıtarak hunilerimizi yerleştirelim. Şunu kır. Tamam, burası bizim endermenleri düşürüp şurada da toplayacağımız yer olacak. Hemen bir kontrol ediyoruz, atıyoruz. Aynen, şeylerimiz buraya geldi, hunilerimiz. Şimdi bunun üstüne çıkıp yaklaşık bir 50 blok kadar şuradan da endermenleri keseceğimiz nokta olacak. Şu şekilde keseceğiz. Şimdi bunun üstüne bir çıkalım. Hatta biz şu shulker box'ımızı da yanımıza alalım. Aşağı düşürmeden alırsak süper olur. Tamam. Şimdi bizim burayla bir işimiz kalmadı. Tabii bu girişleri, şuraları, buraları biz biraz düzelteceğiz, güzelleştireceğiz. Sadece ben hani nasıl yapıldığını bilmeyenler varsa diye onlar için şöyle biraz detaylı bir şekilde anlatacağım. Şöyle. Yarım bloğumuz bizim yok mu? Böyle olmaz. Şuradan hemen taş da yap. Neyse, şöyle yarım tahta yapalım, basamak. Şuraya koyalım. Ki bunun üstüne çıkabilirim. Şimdi buradan dediğim gibi 50 blok kadar yukarı doğru gideceğiz. Bunları da ben neyle yapayım? Bir bakayım elimdeki blokların durumuna göre. Evet, bu sırayı da yaparsak yetecektir diye düşünüyorum. Yaklaşık 45-50 blok kadar bir yüksekliğe ulaştık. Şimdi buraya bir platform oluşturacağız. Endermenlerin spamlı olması için. Lan hep yanlış koyuyoruz. Bunları da yerleştirdiğimiz zaman tamam. Şimdi bunların orta noktasından arkadaşlar şöyle yapalım. Bir tane daha crafting table şuraya koyalım.
16'şar blok gideceğiz. Ne kadar bloğumuz var? Yeter herhalde. Şunu da alalım. Her yöne doğru 16 blok gideceğiz. Şunu 1 olarak varsayalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bunu dört bir taraf için yapıyoruz şimdi. Evet, dört bir tarafını 16 blok gittikten sonra bunları birbirine birleştireceğiz ki burada bir platform oluşabilsin. Bunu kare şeklinde de yapabilirsiniz. Baklava biçiminde de yapabilirsiniz. Bu artık size kalmış bir durum. Ben öncelikle şuraları biraz şöyle daha güzel gözüksün diye bir çember döneceğim buna. Evet arkadaşlar, bloklarım yetmedi. Gittim şuralardan buralardan biraz tırtıkladım geldim. Umarım bunlar yetecektir. Zaten çok da fazla bir ihtiyacım kalmadı ama aynen bu burayı fazlasıyla ihtiyacımızı karşılayacak. Platformumuz bitti. Şimdi buraya kadar olan bölüm zaten standart bildiğiniz şeyler. Buradaki olayımız da şimdi bunun tam ortasına ki burası oluyor. Şunu kıralım. Getirdiğimiz çitlerden bir düzenek kuracağız. Şurada bir, hatta şuraya bir blok daha koyalım. Tehlike olmasın. 2, 3 blok yüksekliğinde bir çit üst üste koyduk. Elimizde tahta vardı. Ay, yanlışlıkla onu da oraya koyduk. Şunu kır. Elimizde tahta olması lazım. Şimdi buradan kendimize tuzak kapısı yapacağız. Gene mantık aynı mantık. Ne yapıyorduk biz mob farmında? Endermenlerin burayı şey olarak algılamasını sağlıyorduk. Şunu kıralım. Şunu da kıralım. Sonra kırmasaydık iyiydi. Şu dursun. Şunu kır. Bu 3'e 3'lük bir Enderman farmı oldu şimdi. Normalde bunu daha geniş de yapabiliriz. Yani şuradan da yapıp kaça kaç oluyor o zaman? Yani şu 1, 2, 3, 4, 5'e 5'lik de bir farm yapılabilirdi buraya. Bizim zaten çok fazla ne XP'ye ihtiyacımız var ne de Ender gözüne Ender Pearl'e ihtiyacımız var. Onun için böyle bir şey bizim için yeterlidir diye düşünüyorum. Şurayı da kıralım. Şimdi bunun üstüne bir düzenek oluşturacağız. Bize gene biraz blok gerekecek. Bunu tahtadan da yapabiliriz. Elimizde tahta olması lazım. Şundan da alabiliriz. Şu da işimizi görür. Başka bize şuradan wagon, ray, isim etiketi bunları alalım. Başka ne lazım? Şunu üstümüze alabiliriz. Şunları alalım. Şunla da işimiz bitti. Bunu da kıralım. Şunu da kırabiliriz.
Hemen yukarıda kendimize bir platform oluşturalım. Şöyle. Bir tane koyduk. Burası bizim orta noktamız. Burayı farklı bir blokla yapalım ki işaretli olsun. Şuraya şöyle küçük bir platform kuracağım. Sağını solunu kapatacağım. Endermenler bunu fark etmesinler diye. Şöyle. Şöyle. Şurası şöyle. Biz şeyi buraya düşüreceğiz. Vagonun içine Endermite'i alacağız. Onu oraya düşüreceğiz. Şunu şöyle şuraya platformumuzu oluşturalım. O blok da mı bitti? Vay anasına ya. Blok dayamıyor bize ya. Şunu da buraya tabii koyamayız. Şunu şuraya kır. Şunu da şöyle koyduk. Çalışma masamızı bir şuraya koyalım. Buradan sen bize ne ver abi? Ne vereyim abime, ne vereyim sana? Ama burada bu açılmıyor. Biz de burada açarız. Aslında şu yeter bize. Şunu alalım aynen. Sen niye aşağı düştün ya? Sen ne gıcık bir şeysin. Niye düşüyorsun aşağıya? Bunların tabii hepsini temizleyeceğiz arkadaşlar. Bunlarla bizim hiçbir işimiz yok. Sadece geçici olarak bir platform kuracağımız için bunu niye kırdık? İyice benim kafam beynim karıştı ha. Buradan hemen bir merdiven yapalım. İşimizi görür. Şunu kır. Şurayı yükseltelim. Hatta burayı bir geriden yükseltirsek daha iyi olacak. Şöyle. Endermite çıkamasın, kaçamasın buradan. Şuraya da şöyle bir düzenek kuralım. Şimdi bunun üstüne rayımızı koyacağız. Şöyle 3 tane yeter. Şimdi Endermite'i çıkartacağız. Onu isim etiketiyle etiketlendireceğiz. Şu noktada onu düşüreceğiz. Şeyin üstüne buraları temizleyeceğiz falan filan. Şimdi biraz olasılık tabii. Zor bir olasılık. Şu yemeği de alalım yanımıza. Bir Endermite çıkartmaya bir çalışalım. Bakalım ne olacak. Şuraya da hatta merdivenimizi koyalım. Endermite çıkınca bizi ısırmasın. Biz şuradan hemen kaçarız. Bu şekilde. Evet, atmaya başlayalım. Hele şükür be, Allah Allah. Evet arkadaşlar, bir Endermite çıkartmayı başarabildik. Yaklaşık 60 tane yakın inci kullandık. Anca çıktı. İsim etiketiyle etiketlendirdik. Şimdi bunu şeyin içine bir almamız gerekiyor.
girsen alan bunun içine. Ve bir tane daha mı ray atılması lazım? Gel sen benim peşimden, gel 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 gel. Ya müdür, akıllı ol ya. Zaten gelmiyorsun, zor geliyorsun. Şuraya bir tane biz de ray atarız. Rayı şuraya atarız. Rayı oraya atamıyoruz çünkü nereden var? Heh. Şimdi bunu bunun içine bindirebiliriz diye tahmin ediyorum. Amma uğraştırdın ha. Yani beni bu yapı bu kadar uğraştırmamıştı. Endermite sağ olsun bayağı uğraştırdı. Onu onun içine sokacağız arkadaşlar. Bir şekilde sokacağız. Vay bakalım. Hadi bakalım. Haydi geçmiş olsun. Endermite. Şimdi gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Şimdi biz orayı biraz ittire kaktıra bu Endermite'ı buraya tam ortadaki işaretlediğimiz bloğun üstüne getireceğiz. Şunun önüne bir blok koyalım. Buradan daha ileriye gitmesin. Şunların da üstünü ne olur ne olmaz. Bir kapatalım. Endermenler buna agrolanabilir. Şuraya bir blok at. Şunu kır. Şunu ittir. Al canım. Hadi canım. Şunu kır. Şunu kır. Tamam. Şu an yerinde. Şu an yerinde. Bunu oraya düşüreceğiz. Çevresini bir temizleyelim bunun önce hızlı bir şekilde. Yani prensip olarak şey bitti. Enderman farmımız bitti. Şimdi buradaki ışıkları temizleyeceğiz. Şu bloklarımızı temizleyeceğiz. Endermanların bunu algılamasını sağlayacağız. Şunu da kır. Yani basit Enderman farmımız bitmiş oluyor. Aşağı iner bir kontrol ederiz. Çok uzun oldu yani gerçekten ben bu kadar tahmin etmemiştim. Yani çok da şey bir farm yapmadık ama gene de bayağı uzun oldu. Şunları da kırabiliriz. Bunlarla da bizim hiçbir işimiz yok. Şu alttaki şunu kıralım. Şunu da kıralım. Burada tuzak kapısı niye yok? Şuraya koyamıyor muyuz? Bunu buradan dolayı koyamıyoruz. Şunu kır abi. Şuraya at. Birini kır. Aç. Şimdi ışıkları temizleyelim. Bakalım neler olacak. Verimi nasıl? Ya basit Enderman farmının yapılış hadisesi bu. Burada biraz endermenler spawn olmaya başlasın. Ya çok zordu. Gittim eve yemeğim bitti. Ender incim bitti. Ganimet 3 bir kılıç yaptım. Onunla hızlı bir şekilde endermen incisi farmladık. Güzel oldu. Endermite bayağı nazlı çıktı yani gelmedi. Evet. Şimdi ben şöyle bir uçacağım. Buradan biraz uzaklaşacağım. Hatta direkt aşağı inelim. Bence bu direkt zaten endermenler aşağıya doğru geleceklerdir. Aynen. Umarım tahmin ettiğimiz kadar verimli olur. Aynen şimdi yağmur gibi buraya geleceklerdir. Yani bizim işimizi çok fazla
daha doğrusu bize çok fazla gerekmiyordu. Of. Evet, gayet güzel, verimli bir farm gibi oldu. Ben tabii bölüm çok uzadığı için bunu sağını solunu daha sonra, daha doğrusu video arasında şey yapacağım, güzelleştireceğim. Ya bu bildiğini falan yaparım. Ama amacına hizmet eder diye düşünüyorum. Şimdi elimizdeki ganimet 3 olduğu için kılıç haliyle şimdi deli gibi Ender incisi de biriktiririz. Ben şuralara tabii bir tuzak kapısı da atmam lazım. Bunlar bana vurabiliyor çünkü. Bir bakalım mı ne kadar olmuş. Şunları alalım. Bence gayet verimli. Yani üçlü yaptık. Normalde biliyorsunuz bunun çok daha büyükleri de yapılabiliyor. Ki yapılabilir de. Biz şimdi getireceğiz buraya bir tane büyü masası yapacağız. Zaten Ender incisi bizimle. Çok fazla bir işimiz yok bununla. XP'mizi buradan kazanacağız. Geleceğiz burada. Büyümüzü basacağız falan filan. Bir dahaki bölümde zaten siz burayı çok daha modernize edilmiş bir şekilde, biliyorsunuz müteahhitlik yanımız da var. O şekilde göreceksiniz. Bu buraya sıkışmış. Buradan bir blok kırmıştım. Belki bu kılıca bir tane şey basabiliriz. Keskinlik de basabiliriz. Şunu kapat abi. Güzel. Verimi fena değil. Durum böyleyken böyle. Burada deli gibi XP farmlayabiliriz. Yaklaşık olarak 50 blok değil 40 blok kadar çıktım arkadaşlar yukarı. Ondan dolayı tek attığımı ölmüyor bunlar. Ama bence de böyle işimizi fazlasıyla görecektir. Hadi gidelim evimize. Burayla bizim işimiz kalmadı. İsterseniz buna bir de uzaktan şöyle bakalım. Neye benzedi? Fena da olmadı ya. Yani çok böyle apilli değil. Tabii ben bunu daha da geliştiririm. Da şöyle üstten nasıl akıyorlar bir ona bakarsak çok daha iyi olur. Evet. Fazlasıyla işimizi görecek bir sistem bu. Tamam, bunun bu ildiyle biraz uğraşırım. Eve gidelim. Kentsel dönüşüme devam. İhtiyaç sahiplerini evlendirelim. Hop. Eve de geldik. Burada da akşam hemen uyuyalım. Uzun bir bölüm oldu. Yani benim şu an 2,5 saate yakın bir kaydım var. Bilmiyorum ne kadar, kaç dakikaya indirgeyebilirim. Arkadaşlar böyleyken böyle. Birkaç gündür işlerim çok yoğun. Onun için video atamadım. Gerçekten kusura bakmayın. Ama elimden geldiğince şey yapacağım. Bu eksiklikleri gidereceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmiş ve keyif almışsınızdır. Dediğim gibi bir sürprizim var. Güzel bir video hazırlıyorum. Yaklaşık bir haftadır uğraşıyorum. Uzun bir video olacak ama yani buna değecek diye düşünüyorum. Diğer videoda, diğer oyunlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yorumlarınızı bekliyorum. Sonlandıralım mı? Birkaç bölüm daha yapalım mı? Yeni bir oyuna başlayalım mı? Bununla ilgili yorumlarınızı da bekliyorum. Hepiniz çok seviliyorsunuz. Gerçekten hepinizi ayrı ayrı seviyorum. Beni bu seride, bu şeyde yalnız bırakmadınız. Çok teşekkür ederim. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklayın lütfen. Bizim videomuzda önerilenler arasına girsin. Şimdilik diğer videoda bir yerlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın diyorum ve hepinize hoşça kalın diyorum. Hoşça kalın.